Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Nisa suresinin 106. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vestağfirillâh. İnnallâhe kâne gafûrar rahîme. Vestağ, gayn yumuşak ve kalın harflerdendir. Vestağ firillah. Lafzatullah, Allah lafzının okunuşu. Allah lafzından önceki harfe bakılır. Esre ise ince okunur. Üstün ve ötüre ise kalın okunur. İnne, nunun üzerine şedde geldiği zaman, mimin üzerine şedde geldiği zaman tutulur. Mislin maalugun nedir? İnnallâhe. Burada Allah lafzını kalın okudum. Niçin? Önce garim harekesi üstün. Kâne. Met tabi. Gafûrar rahîme. Füdü met tabi. Baştan söyleyelim. Uzatma harflerinden burada elif gelmiş. Uzatma met harflerinden burada vav gelmiş. Bizim üç tane uzatma harfimiz var. Bir de burada vi de çekerken uzatma harflerimizden ye gelmiş. Elif, e, a diye uzatır. Vav, ü, u diye uzatır. Ye, i, ı diye uzatır. Gafurar rahime. Tenmin ve onun sakinden sonra lam veya ra harfleri gelirse idgam bilagunne olur. Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Şöyle ki gafurar rahime. Rahime. Burada met tabi olur. Uzatma harflerinden ye gelmiş. Me. İki üstünlerde çekerek durulur. Me diye. Rahime. Ve le. Met tabi. Tücedil. Anillezine. Peltekze. Zine. Yahtenune. Hı harfini çıkaralım. Yahtenune. Enfusehum. Nunu tuttum, ıhfa yaptım. Niçin? Nun sakin olursa, nundan sonra bir F harfi gelirse ıhfa olur. Ihfa harfleri 15 tanedir. Ama 3 tanesi çok fazla gelir. Hangileriydi çok fazla gelenler? Evet, K, F, T. Kef harfi, F harfi, T harfi. Burada olduğu gibi. Enfusehum innallâhe. Evet, nunu tuttum. Allah lafzını kalın okudum. Niçin? Burada anlattım. La yuhibbu men kâne. İhva. Nunu gunneli olarak tutmaya biz ihva diyoruz. Genizden ve burundan ses getiriyoruz. Ve tutarken de dilimizi, damağımızı yapıştırmıyoruz. Men kâne. Hangi harfler çok geliyor demiştim? Ke, fe, te. Bakınız kef geldi. İhfa. Men kâne. Havvenen efime. Ha. Hı harfini çıkarıyoruz. Havvenen e. Tenmi memnun sakinden sonra elif gelince tutmuyoruz. İzhardır. Tecvid'deki adı izhardır. Havvenen efime. Evet. Yine e adı çekerek durduk. Yes teh. Füne. Evet, bugün hı harfi çok geldi. Ama çıkaralım. Yes tah veya yes tah de diyebilirsiniz. Çıkaramıyor iseniz. Yes tah füne minen nasi. Şedde geldiği zaman bu elif lam takısı okunmaz. Ve nunu tutturuyoruz üzerinde. Çünkü ne var? Şedde var. Sonra bir elifi uzatıyoruz. Metni tabii yapıyoruz. Minen
nasi ve la yestahfune minallahi minallahi. Allah lafzını kan okudum çünkü önce garip üstün. Ve huve ma'ahum ma'ahum iz peltekide iz yübeyyitüne yübeyyitüne tümet tabi mâ lâ yarda. Ra'nın hükmü, ra burada da kan okunur, ra kan okunur. Niçin? Tecvid kuralıdır. Ra sakin olsa, ra'dan önceki harfe bakılır. Üstün ve ötüre ise ra kan okunur. Esre ise ra ince okunur. Üstün gelmiş. Yar va va minel gavli. Tıl durağı var. Nasıl dururuz? Meddilin olur. Şöyle durulur. Minel gavul. Uzatma nerede oluyor? Vav harfinde oluyor. Vav harfinde oluyor. Meddilini gösterelim isterseniz. Meddilin çok az geldiği için unutmuş olabiliriz. Hatırlatmakta fayda var. Meddilin. Bir kelimenin ortasındaki harf. Bir kelime var burada. Ortasındaki harf. Harfi lin. Yani vav ve ya olursa. Ya harfi var. Vav harfi var. Bakınız. Vav ve ya harfi olursa. Başka harflerde olmuyor. Ve sakin olarak gelip. Sakin mi? Evet. Üzerine cezim var. Vav'un üzerine cezim var. Vav'un üzerine cezim var. Sakin. Bir önceki harf üstün. Evet. Satın üstünü var. Han üstünü var. Nun üstünü var. Bir önceki harf üstün. Harekeli olursa vakfedilip durulduğunda yani son harf sükunlu okunursa vav, ye sakin. F harfini sakin yaparsak o zaman meddiliğin olur. 2 veya 4 elif miktarı çekilir. Uzatılır. Şöyle ki ve sayif 2 veya 4 elif diyor bakınız. Min havf ve la nevm. Hızlı okuşlarda 2 elif çekersiniz. Yavaş okuyuşlarda 4 elif uzatırsınız. Evet. Minel gavul ve kânallâhu. Allah lafzını kan okudum. Önce harf üstün. Bime ya'melûne. Aynı çıkaralım. Ya'melûne. Muhida. Kanlı harflerde ı'dan i'ye doğru bir gidiş var. Hi, bi, gı gibi. Muhida. Ha entum ha ulai. Evet, buradaki tecvid kurallarını sayalım. H harfini uzatan met harfi hangisi gelmiş? Elif. H diye uzatıyor. Sebebi metten hemen karşısına uzun hemze gelmiş. Uzatma sebebi geldiği için 4 elif uzatıyoruz. Metni munfasıldır. H ayrı bir kelime, entum ayrı bir kelimedir. Ayrı kelime olduğunu nereden anlıyoruz? Uzun hemzeden, eliften anlıyoruz. 4 elif uzatıyoruz. Entum derken nunu tutuyoruz. İhva. En çok gelen harfler hangileriydi ıhvadan? K, F, T. Evet, T geldi bakınız. Gunneli olarak tutalım. Entüm. H, I. Yine burada uzatma harflerinden H'nin üzerinde elif var. Sebeb-i metten kırık hemze gelmiş. O zaman bu nedir? Metni muttasıldır. Nerede anlıyoruz? Kırık hemze geldiği için, aynı kelimede olduğu için metni muttasıl diyoruz. Bitişik met. L, I. Lamı çeken yine elif var. Lamı çeken elif. Met harfi elif gelmiş. Hemen karşısında sebeb-i metten uzatma sebebi olarak ne gelmiş? Kırık hemze gelmiş. Küçük hemze gelmiş. Metni muttasıldır. Aynı kelimede olduğu için. He-ü bir kelime. Le-i bir kelimedir. Metni munfasıl. Metni munfasıl. Metni muttasıl. Bitişik met. Cedeltüm anhüm.
Tenvin veya nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Pekala. Burada nundan sonra he harfi gelmiş. Nunu tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Tutmayacağız çünkü he harfi izhar harflerindendir. Anhüm. Elif harfi, he harfi gelince tutmuyoruz. Anhüm fil hayâ tit dünya. Dünya, dünya demiyoruz. Dünya özel bir isim olduğu için aynı zamanda ikisi de idgam maalgunne harfleri. Nun da idgam maalgunne harfi, ye de idgam maalgunne harfi yan yana geldiği zaman idgam maalgunne olmuyor. Normal okuyoruz. Dünya. Femen yüce. Nun sakinden sonra ye gelmiş. İdgam maalgun nedir? İdgam maalgunun özelliği neydi? İki tane özelliği var idi. Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Güzel. Femen yücedi lullâhe. Allah lafzını kan okudum. Önce garb ötüre. Lamı çekiyoruz. Yücedi lullâhe. Anhüm. Yine tutmadık. Bundan sonra he geldi. Tutulmaz. İzhardır. Yevmel gıyameti. Gıyameti. Men yekünü. Evet. Yine nun sakinden sonra idgam malgune harfi geldi. Hemen hatırlatalım. İdgam malgune çok gelir. Bunu bilmemiz lazım. Kesin bilmemiz lazım. İdgam malgune harfleri hangileridir? Evet. Hemen ne diyoruz? Yemnüve. İdgam malgune harfleri yemnüve. Yani ye, mim, nun, vav. Bunlar gelirse harf birbirine katıyor ve tutuyoruz. Örnek. Men yekunu aleyhim vekile. Kef harfi biraz geriden çıkacak. Ki değil de ki. Vekile. İkisi de metti tabi. Birer elif uzatıyoruz. Vekile. Ve men ya'mel. Yine ne yaptık? İdgam maligun ne yaptık? Ve men ya'mel su'en. Evet. Sini çeken ne var? Harfi metten. Vav. Sevmetten kırık hemze gelmiş. Metti mutasıldır. Uzatalım. Su'en. Ev yavlim. Tenvinden sonra elif gelmiş. Tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Tutmayacağız çünkü isar harfleri. Elif'ten başlıyor. Elif, hahı, ayn, gayn, he. Ama siz hepsini hatırlayamayabilirsiniz. Şöyle bilin. Tenvin ve nun sakinden sonra elif gelince tutmuyoruz. He harfi gelince tutmuyoruz. Biz onu bilelim. Sü-en ev yav lim. Nef sehu. Hu uzatıyoruz. Hü zamın özelliğidir. Kendinden önceki harf sakin ise uzatılmaz. Harekeli ise uzatılır. Harekeli olduğu için, üstün geldiği için uzatılır. Nef sehu. Ne kadar? Bir elif. Metni tabi. Sümme. Ne demiştik? Mimin ve nun üzerine şedde gelince tutulur demiştik. Evet geldi bakınız. Sümme. Bu şın mı? Peltekse mi? Peltekse. Bir kıvırık olunca peltekse. Üç kıvırık olunca şın oluyor. Sümme. Yes. Tağ. Firillâhe. Yes. Tağ. Firillâhe. Allah lafzını ince okudum. Kendinden önceki harfin hareketi esra ri. Yes. Tağ. Gayn yumuşak. Yes teğ firillâhe yecidillâhe yecidillâhe gafurarrahîme rarra tenvin. İki üstün, iki esre, iki ötüre biz tenvin diyoruz. Ve nun sakinden sonra lam ve ra harfleri gelse idgam bilagun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulmaz demiştim biraz önce. Tutmadan okuyalım. Gafurarrahime. Yani şöyle demiyorum. Rar diye tutmuyorum.
Gafurar rahime. Ve men yenksib. Ben üzerine cezm gelince galgale olur. Yenksib ismen fe. Teminden sonra fe harfi çok gelir demiştim. İhvadır. Gunneli olarak tutalım. İsmen fe inneme yeksibuhu yeksibuhu. Hu uzattım niçin? Önce garip hareket olduğu için. Ale nefsi. Tı dura var. Durduğumuz zaman bu H harfi çekmiyor. Nefsi. Ama geçersek bir elif çekip geçiyoruz. Geçelim. Ale nefsihi ve kenallahu nallahu. Kan okudum. Önce harf üstün. Alimen hakime. İki üstünden sonra H harfi gelmiş. Tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Tutmayacağız. İsrar harfidir. Elif, ha, hı. Evet. Demek ki ha harfi geleni tutmuyoruz. Elif geleni tutmadık. H geleni tutmadık. Bir de ha geleni tutmuyoruz. Alimen hakime. Ve men yeksib. Bu örnekler yukarıda geçti. İdigan maligunne, galgale. Hadiyeten. Ha, hı harfini çıkarıyoruz. Ha, hadiyeten. Metti muttasıldır. Tığı çeken ne var burada? Met harflerinden ye gelmiş. Sebebi kırık hemze gelmiş. Metti muttasıldır. Aynı kelimede olduğu için. Nereden biliyoruz aynı kelime olduğunu? Kırık hemze geldiği zaman metti muttasıl diyoruz. Aynı kelimede olduğu için diyoruz. Sınavlarda çıkar bunlar. Hadiyeten ev ismen. Elif gelmiş, teni tutmuyoruz. Hatiyeten ev ismen sümme. Teminden sonra peltekse gelince tutuyoruz. İsmen sümme yarmi. Ra kan okudum. Niçin? Ra'dan önce harf üstün. Yarmi bihi. Hi çektim. Niçin? Önce harf harekeli. Bihi beri en fekadih temele beriyen. Ra'nın çeken ne var burada uzatma harflerinden? Met harflerinden ye gelmiş. Beri diye çekiyor. Sebep, uzatma sebebi olarak ne gelmiş? Hemen hemze gelmiş. O zaman dört elif uzatıyor. Demek ki bu hemze, uzun hemze veya kırık hemze gelirse met harflerinden sonra uzatma sebebi oluyor. Metni muttasıldır. Beri en fekadih temele büh tenev ve if memmübine. Evet. İdigan maligune çok gelir demiştim. Bakınız burada geldi. Büh tenev ve teminden sonra yemnüvenin ve'si geldi. Harfi birbirine katalım ve tutalım. Büh tenev ve ismem mübine. Yine temvinden sonra geldi. Yemnüvenin mimi geldi. Ye mim nun vav. Ve ismem mübine. Ve lev la fadlullahi. Dattı galgala yapmıyoruz. Fadlullahi lullati lü lullahi aleyke ayin çıkaralım ayını aleyke ve rahmetuhu ra hükmü ra kan okundu ra ve rahmetuhu met tabi önce harf harekeli lehemmet da. İdgam mütecanisindir. T harfi sakin. T harfi harekeli olunca idgam mütecanisine olur? İkinci harfe konur. Makreçleri ve sıfatları aynı. T, T yakın yerlerden çıktığı için lehemmet da. Bakınız lehemmet da demiyorum. Lehemmet da ifetün.
Hemen bunu göstereyim isterseniz örneklerle. İdgam mütecanisinin 3 tane grubu vardır. Birinci grup T, dal, tı. Bu harflerden birincisi sakin. Bakın, gad birincisi sakin. İkincisi harekeli olunca dal sakin, T harekeli gelmiş. İkinci harfi okuyoruz. Gattebe yine. Burada dal sakin, T harekeli. Abed tüm demiyoruz. Abed tüm deyip ikinci harfi okuyoruz. Ve galet da. T sakin, T harekeli. T sakin, T harekeli. İkinci harfi okuyoruz. Ve galet da ifetün. Ve galet da. İdgam mütecanisinin ikinci grup harfi peltekler. Peltek fe, peltek de, peltek zı. Yine bunlar da yan yana gelirler ise birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa bu harflerden mesela peltek z sakin, zı harekeli yan yana olacak. Birinci sakin, ikincisi harekeli olacak. İkinci harfi okuyoruz. İl-zalemü, il-zalemü, il-zalemü diyoruz. Peltek z okumuyoruz. Yelhef zelike. Peltekse sakin, peltekse harekeli gelmiş. Nasıl okuyacağız? İkinci harfi okuyacağız. Yelhez zelike. Artık S okumuyoruz yani. Yelhez zelike. İkinci grup harfimiz de B mim mahreci. B mim. Mesela ye büneyyer keb ma'ne demiyoruz. B sakin, mim harekeli. Nasıl okuyoruz? İkinci harfi okuyoruz. Ya büneyyer kemmane. Bakın mim okuyor. Kemmane. Biz buna idgam mütecanisin diyoruz. Üç grup harfler yan yana gelirse. Lehemmet taifetüm minhum. Evet, mim gelmiş. Tüm minhum. Nun sakin sonra her gelmiş tutmuyoruz. Minhum. Ey yudillük. Dört harf çekerek duruyoruz. Metti arız yapıyoruz. Ve me yudillüne yudillüne illa e. Metti munfasıldır. En ıhvadır. Nun sakinden sonra fe gelmiş. Nunu gunneyle olarak tutuyoruz. Enfusehum ve me yadurruneke yadurruneke min şe. Nun sakin olsun. Şin harfi gelince ıhvadır. Tutalım. Şeyin. Bakınız burada hemze var. Hemzenin üzerinde cezim var. Şey tığ dura var. Düzeltiyorum. Tığ dura var. Yeğen üzerinde cezim var. Hemzenin üzerinde duracağız burada şimdi. Tığ dura var. Duracağız. Hemzenin üzerinde duracağız. Şöyle durulur. Metliliğindir. Şeyi diye durulur. Min şeyi metilin ye sakin, ye'den önce harf üstün, ye'den sonraki harfin üzerinde de duruyoruz. Hemzenin üzerinde durduğumuz için biraz farklı duruyoruz. Şöyle ki şeyi ve enzele ıhva zellallahu lefzatullah aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lem tekun te'lem ıhva. Çok gelen harflerden bundan sonra T gelmiş. Nunu guneyle olarak tutuyoruz. Tekun te'lem ve kâne fazlullahi lafzatullah kan okunur. Önceki harfi ötüre. Aleyke azime. Buradan hızlı bir şekilde bir daha okuyalım. Ve levle fazlullahi aleyke ve rahmetuhu lehemmet taifetüm minhum en yudilluk ve ma yudillune illa enfusehum.
enfusehum ve ma yadurrunke min şeyi ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kâne fazlullahi aleyke azîmen.